Siyah. Beyaz. Ne beyazı lan? Ne konuştuk evde? Geri alırım formayı bak. Hemen dayının gazına gelir. Hadi yemek geldi, gel Beşiktaşlısın. Anneciğim, bitti mi aktivitelerin? Karate judoya falan da yazdıralım mı seni? Ne uçucuğum, dayak mı istiyorsun sen? Merak etme, ben kursa gitmeden de döverim seni. Deli zoruna bak. Anneciğim, bizim bir planımız var tabii, eğer senin aklına yatarsa. Anne sen bize taşınsana ya. Yazları da yazlığa gidersiniz okul açılana kadar ha? Evi kapatalım mı diyorsunuz yani? Yok canım, ne gerek var? Yani sen yalnız kalmamış olursun. Ben de bütün gün işteyim zaten. Düzenimi bozdurtmayın bana evladım şimdi. Anne yani bu evde kalırsan hani çok üzüleceksin. Yani... sen de istiyorsun bir şeyler yapmak. Aradığını bulamıyorsun bir türlü. Tamam peki ne yapıyoruz? Artık hiçbir şeyi kafaya takmıyoruz ve büyürken torunumuzla birlikte oluyoruz. Vallahi seni büyüttüm. Kardeşini de büyüttüm. Madem sıra Sedatcan'a geldi, onu da büyütürüz ne yapalım? İşte bu kadar ya. Ben hemen ayarlayayım şeyleri. Evet, zaten o küçük oda vardı. Evet, aynen. Arkadaki senin mi diyorsun? Aynen. O senin mi? Benim senin. Ama bir eşya var. Anneannem. İçeride bir tane dolap var. Aslında Ender Bird öğretirim. Ender Bird neymiş? Ya dolabı sağ görüyor musun? Kızgın kuşlar. Domuzları öldürüyorlar. Kuşun kızgını mı olurmuş? Hiç o ne biçim şey öyle? Yok mu Ay. Sedatcan, bak bakayım şuradaki bulut neye benziyor? Bak şurada bak bak, gördün mü? Bilmem, bana mı benziyor? Mert. Efendim anne. Al bakayım şunu. Yaz şuraya. Rüyada su kaplumbağası görmek ne demek? Yaz. Rüya tabirleri şey var orada. Aç onu. Yaz bakalım. Görmek. Ne var canım? Ay bunlar da. Çıktı mı? Ah. Bir kimsenin rüyasında su kaplumbağası görmesi bir şeylerden kaçmaya, kıvrılmış, kırılmış, bozulmuş şeyleri tamir etmeye. Ay, gözlüğüm de yok. Dur, bazen de çıkılacak bir deniz yolculuğuna işarettir. Buraya basınca da oradan çıkıyorsun. Dur, ne yaptın? Üniversiteleri öğrenci affı. Biz az sinemasına gittik izlemeye. Tarık yine o kadar yakışıklıydı ki böyle bir bakış olamaz. Yani hep sevecekmiş gibi bakıyor. İkisi aynı anda teklif etse Cüneyt derim. Vallahi ben ikisine de bakamadım kızlar. Halit'le gittik filme. Gülşen'e bakacak diye ödüm koptu. Bütün film boyunca öptüm çocuğu. Evlendikten sonra senin böyle dertlerin kalmadı Nadide. Ek görüşmek için kutu köşelere de ihtiyacınız yok tabii. Ben okulu bırakıyorum. Nasıl yani? Ne diyorsun Nadide? Nadide? Bir şey mi oldu? Galiba cevap geliyor kızlar. Ya ben çocuklarımı anneannesiyle babaannesi büyütsün istemiyorum. Akşam eve geldiğim zaman sevdiğim kadının yaptığı yemekleri yemek istiyorum. Benim için evlilik böyle bir şey. Zaten ihtiyacımız da yok. Bitirsen de çalışmayacaksın ki. Hepsini biliyorum Sedat. Üzüldüğüm şey başka benim. Okula ilk kayıt günümü hatırlıyorum. Kızlarla ilk tanıştığım zamanları. Bir de ilk öğrencileriyiz ya biz bu okulun. Hayallerim vardı ve şimdi hepsi yarım kalıyormuş gibi. Ya su ürünleri yüksek okulunu bitirip ne hayal kuracaksın Allah aşkına? Dünyanın en büyük lüferini mi yakalayacaksın burada? Ya tamam kızma gel. En büyük hayali birlikte kurmadık mı biz? Şimdiye kadar hep rüya gördüm ben. Birlikte uyanalım diyorsun. Çok da güzel bir gün vadiyle. Aman bakma bana. Benimki sabah mahmurdu. Yeni hayaller kurmamız için eskilerinden vazgeçmemiz gerekecek. Hı? Hadi.
Yılmay bakabilir misiniz? Çıktı mı acaba? Merhabalar. Öğrenci af başvurusu için gelmiştim ben. Öğrencinin kendisi gelmesi lazım. Anne babalardan başvuru almıyoruz. 30 senede değişmeyen şeyler de oluyor demek ki. Önümüzden daktiloları almışlar, bilgisayarları koymuşlar ama öğrenci işlerinde gıcıklık aynı gıcıklık. 8325-10-10, Nadide Gürbüz, kızlık soyadım Erken. 1985 yılında su ürünleri bölümünü bırakmıştım. Kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Aa, inanmıyorum. Biz de sizi bekliyorduk. Bakın. Yetiştik mi daha? Balıkçılık kurtuldu. Biz de sizi bekliyorduk. Patlat, patlat. İçelim bir yudum. Kimliğinizi alayım. Pardon, başka bir şey. Sinirim bozuldu benim.